Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Visual Basic'ten kullanıcı adı ve şifre ile giriş işlemi nasıl yapılır onu anlatacağız. İşlemi SQL Server veri tabanında gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar SQL Server açık, hemen şöyle bağlanalım. Dosyamızı oluşturalım. Evet, database. New database diyoruz. Yeni bir veri tabanı dosyası oluşturuyoruz. Şöyle kullanıcı girişi diyelim. Evet, şöyle dosyamıza bakalım. Kullanıcı girişi, evet. Evet, yeni bir tablo, new table tablomuzu oluşturalım. Kullanıcı adı, şöyle envar char, şifre diyoruz. Bu da envar char, yes diyelim. Kullanıcı tablo diyelim. İki tane de kayıt girişi yapalım. Şöyle sağ tıklıyorum, edit diyoruz. Evet, bir tanesi şöyle yazılım, şifrede şöyle olsun. Diğeri de kullanıcı adımız program olsun. Şifremiz de bu şekilde. Evet arkadaşlar, buradaki işlemimiz bitti. SQL Server'ı kapatıyoruz. Evet, şimdi gelelim Visual Basic'e. Evet, düzenleme yapalım. Şöyle bir arka plan rengi veriyorum. Şöyle mavi. Formun tekstine de şöyle kullanıcı, şöyle kullanıcı girişi diyelim. Başlama durumunu da start position'dan center screen merkezde olacak şekilde yapıyoruz. Evet, hemen lazım olan nesneleri toolbox'tan alıyoruz. Label. Şöyle kontrol tuşuna basılı tutarak. Sonra bize iki tane text box lazım. Bir kullanıcı adı, bir de şifre için. İki tane buton. Şöyle. Şu şekilde. Arkadaşlar bir de resim. Kullanıcı resmi için. Bir tane picture box alıyoruz. Evet, şöyle hemen formumuzu küçültüyoruz. Evet, label 1. Şöyle kullanıcı adı. Bu da şifre. Bu da giriş ve iptal. Evet, şuraları hizalayalım sağa doğru. Evet, bakıyorum herhangi bir şey kaldı mı? Şimdilik görünmüyor. Şunları da aynı hizaya alalım. Evet, bu şekilde yeterli. Şimdi arkadaşlar burada hemen şöyle dosyamızı çağıralım. Connect to database diyoruz. Buranın arkadaşlar SQL Server, SQL Client olması gerekiyor. Zaten burada var, hangisini istiyorsanız. Hemen kullanıcı adımızı yazalım.
Şöyle dosyaların çıkması lazım. Evet, kullanıcı girişi. OK diyelim. Evet, bu şekilde geldi arkadaşlar, bakıyorum. Evet. Kullanıcı tablo ve sütunlarımız da bu şekilde görünüyor. Evet, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bir tane resim ekleyelim. Şöyle bunun modunu şöyle stretch imaj yapıyoruz. Choose imaj diyerek resmimizi seçiyoruz. Import diyoruz. Evet, hangi klasörse artık, hangi dosyaysa biz daha önce indirdik. Bir tanesini alalım. Şöyle 4'ü alalım. Şöyle OK diyelim. Evet, resmimiz bu şekilde oluştu. Evet, şimdi arkadaşlar hemen şu iptal butonu için application exit diyelim ve iptal butonuna basıldığı zaman program kapatır. Başka bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Diğer işlemlere geçeceğim çünkü. Herhangi bir şey kalmadı. Arkadaşlar giriş butonuna çift tıklıyorum. Ve ondan önce kütüphanemizi ekliyoruz. Import System Data SQL Client diyoruz. Ve bağlantımızı oluşturalım. Hemen dim adı bağlantı olsun. Bağlantı at SQL connection. Arkadaşlar bağlantı cümlemiz de şurada. Hemen şurayı şöyle seçelim. Şurası. Hop diyoruz. Evet, yapıştıralım. Bu şekilde bağlantı cümlemiz oluştu. Hemen ne yapıyoruz? Bağlantıyı önce açıyoruz. Burada. Sonra dim komut diyoruz. As new SQL command. Şöyle bağlantı diyelim. Şuraya da komut satırımızı yazalım. Select yıldız from kullanıcı tablo. Tablomuzun adı kullanıcı tablo. Neye göre? Hem kullanıcı adına göre hem de şifreye göre işlem yapacak. Kullanıcı adı eşittir tek tırnak, çift tırnak, çift tırnak, tek tırnak. Şöyle birleştirme işaretlerini de ekliyorum. Ne olacak? Text box 1 nokta text and şifre diyoruz. Eşittir tek tırnak, çift tırnak, çift tırnak, tek tırnak, birleştirme işareti. Bu da textbox 2 nokta text olacak. Evet, burası da tamam arkadaşlar. Şimdi yeni bir işlem dim reader as SQL data reader diyeceğiz. Yaptığımız işlemi okutmak için bu gerekiyor. Komut nokta execute reader dedikten sonra if diyoruz. Aşağıdaki tab tuşuna iki defa bastım. Komut satırım oluştu. Diyeceğim ki kayıtlar okunduğu sürece true diyelim. Okunduğu sürece ne yaptım? Bu arada arkadaşlar doğru olduğu zaman, işlem doğru olduğu zaman form 2'ye geçiş yapsın. Evet, form 2'mizi de açalım.
Yeni bir form açtık. Şöyle form içimize rengini de mavi yapalım. Evet, burası bu şekilde, tamam. Hemen geliyoruz tekrar. Burada diyeceğim ki form 2'ye geç. Beni de gizle, yani form 1'i gizle diyoruz. Evet, burası bu şekilde. Değilse iki durumla karşı karşıyayız. Daha doğrusu durumları biz belirteceğiz. Bir if diyelim kendisine. Şöyle boş olma durumu var. Her ikisi veya ikisinden bir tanesinin boş olma durumu var. Bu durumda da bize farklı bir mesaj versin. Mesaj box show diyelim. Şöyle yukarıda uyarı yazısı yazsın. Burada da kullanıcı adı ve veya şifre boş olmamalıdır. Şöyle yapalım. Evet, bir tanesi bu. Diğeri de arkadaşlar else diyelim. Ve o zaman da yanlış olarak algılayacak. Falan seçenek olarak şöyle yapıştıralım burayı. Şurası sadece yanlıştır diyeceğiz. Yanlıştır. Evet, başka bir şey kalmadı sanırım. Bu arada şu şifrenin olduğu yeri de arkadaşlar password çağır diyor. Oraya görünmemesi için yıldız diyorum. Evet, şu anda herhangi bir işlem kalmadı. Bir çalıştıralım. Son durumu hep beraber görelim. Evet, hemen ikisi de boş olduğu zaman, evet, doğru, güzel. Bir tanesi boş olduğu zaman bakıyoruz. Bağlantı, evet, bağlantıyı kapatmadık. Hemen bağlantıyı da kapatalım bu arada. End if bloğundan sonra bağlantı kapat diyelim. Ve ayrıca da arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Şu form 2'yi gizleyeceğimiz için form 1'i çarpıya bastığın zaman da çıkmayacak. Programı kapatmayacağım. Bunun için de kapatması için form closing olayına geliyoruz. Buraya environment exit parantez içinde de 0 diyoruz. Evet, ve programı bir daha çalıştıralım. Evet, bakıyorum. Tamam. Bir tanesi boş olsa. Evet. Kullanıcı adı boş. Şimdi şifre boş olsun. Evet arkadaşlar, ikisi de yanlış olursa. Evet, bu şekilde. Yazılım diyelim. Hemen 9, 8, 7, 6, 5, 4 yazdık. Evet, form 2'ye geçti. Kapandı gördüğünüz gibi. Tekrar diğeri için deneyelim bu sefer. Diğer kullanıcı için. Ve programı da burada bitirelim. Evet, program 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunun şifresi de buydu. Evet, form 2'ye geçiş yaptı. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi